Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam bakamaz. Tarih bir milletin, bir devletin ana unsuru, ana mevzusudur. Tarih ve din bir bütündür. Halk ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıllı ahlak yolunda ilim ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Ahi Evran Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyeten 9.99 TL malın fiyatının olmadığı, müşteriyi yemin edip kandıran esnafın olmadığı, sabah namazı ile dükkanların açıldığı, yan komşusu siftah yapmadıysa müşterisine malın satılmadığı bir dönem. Evet, Selçuklu dedelerimizle başlayan, Osmanlı dedelerimize devam eden bir dönem. Ahilik teşkilatı, yani esnafın tasavvuf yolu. Öyle bir esnaf teşkilatı ki hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmazdı. Herkes kabiliyetince terzi, bakkal, berber, kasap, demirci, hattat, semerci, zahireci, nakkaş, debba, daha sayamadığımız mesleğini icra ederdi. Ahi Arapça sözlükte kardeşliklerde yiğit, cömert anlamında kullanılmış. Anadolu'da kurucusu Ahi Evran Hazretleri kabul edilir. Doğumu bilinmeyen ama Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hazreti Mevlana'nın çağdaşı olarak kabul edilir. Esnaf teşkilatı olan bu cemiyet esnaflık yaptığı şehirde aynı zamanda talebe mürit idi. Başları, hocaları Ahi Baba'ydı. Gündüz esnaf, akşamları bir talebe idiler. Çırak gençler hem mesleğini hem ilmini öğrenirlerdi. Yani çift kanatlı yetişirlerdi. Yeri geldiğinde de savaş hazır bir mücahit olurlardı. Desturları doğruluk, çalışkanlık, saygı ve sevgi, helale ve harama dikkat etmek ve en önemlisi edepli ve ilimli olmak idi. Bunlara uymayan aldatanı Ahi Baba esnafın pabucunu dama atar ve icazetini iptal ederdi. Böylelikle tüm esnaf doğruluktan ayrılmazdı. Evet kardeşlerim, bir genç kabiliyetine göre ya bir meslek sanat sahibi olur ya da kabiliyeti varsa ilim okur, müderris olurdu. Kimse açıkta kalmazdı. Ne yazık ki zamanımızda çoğu gençlerimiz sanat ve meslek sahibi değiller. Ağaç yaş iken eğilirmiş. Diğer taraftan kapitalist sistemin etkisiyle küçük esnaf bitmiş, neredeyse mahalle aralarına bile zincir marketler girmiş. Her şeyi tekellerine almışlar. 7.99, 10.95 fiyatlarla bir kuruş, beş kuruş verilmeyip ayda milyarlarca para kasalarına sokan bu büyük firmalar bizlerle nasıl helalleşecek? Büyük firmalar, fabrikalar, ağababaları nasıl vergiden çalarım, devleti nasıl dolandırırım, nasıl işçimden kırparım, malı nasıl ucuza mal ederim derdine düşmüşler. Yediğimiz içtiğimiz ise gıda boyası, şeker yerine glikoz, tatlandırıcı, kimyeli, koruyucu, jelatin vesaire vesaire. Of of, daha neler neler. Nerede ahi kardeşliği, nerede ahi dürüstlüğü, nerede ahi esnaf ahlakı? Tabii ki doğru olanları tenzih ederiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bizi aldatan bizden değildir buyurmaktadır. Unutmamalıyız ki dürüst insan dürüst toplumu, dürüst toplum güçlü devleti doğurur. Ben dindarım ama dürüst değilim. Rabbim beni affetsin. Rabbim bizlere peygamber ahlakı, İslam şuuru, birbirimize sevgi ve saygı nasip eylesin. Birbirimizi aldatanlardan eylemesin. Kardeşlerim, Rabbim bizi kurtuluşa erenlerden eylesin.